Mehmet Barlas kim beddua ettiyse o beddua edeni çarpıyor. 1 Kasım seçiminin sonuçlarına karşı HDP, MHP ve CHP sözcülerinin gösterdikleri tepkilere kulak verirken sizler de şaşırmıyor musunuz? Meğer bu sonuç yaşanan olağanüstü koşulların sonucuymuş. Bunlar sanki geçmişteki olağan koşullarda yapılan seçimlerde rakiplerini veya AK Parti ve Erdoğan'ı yerle bir etmişler de 1 Kasım'da beklenmeyen sonucu almışlar. Hele HDP'nin eş başkanlarının açıklamalarını dinlerken şairin ya sen ölmedin ya biz yaşamıyoruz şeklindeki dizelerini hatırlamadınız mı? Emanet oylar. 7 Haziran seçimlerinin ertesi günkü gazetelerde yer alan açıklamalar rüya dünyasında mı yer almıştı? HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder ilk değerlendirmede. Emanet oy vurgusu yapmamışlar mıydı? Demirtaş bu zafer tüm ezilenlerin ortak zaferidir. Emanet oyların farkındayız. Sırrı Süreyya Önder de 80 vekille meclise girmenin eşindeyiz. Emanet oyların farkındayız dememişler miydi? Emanete ihanet. Bu sözlerini hatırlasalar ve emanete ihanetin bir bedelinin olabileceği ihtimalini düşünselerdi, bir kasımda ne olduğunu doğru okumazlar mıydı bunlar? Sırtlarını seçmenlerine değil YPG'ye, PYD'ye, PKK'ya, FETÖ'ye dayamanın bedelini ödediklerini görmezler miydi? Güneydoğu'ya nefes aldıracak barajlara askeri baraj diyenlerin seçim barajını güç bela geçeceklerini kestiremezler miydi? milleti sevmemek. Her yerel ve genel seçim ertesinde bir kesim beyaz Türk'ün sonuçları değerlendirmelerine bakınca da sizler de Abdullah Cevdet'in "Vatanımı seviyorum ama milletimi sevmiyorum." dediğini hatırlamıyor musunuz? Abdullah Cevdet Osmanlı'nın büyük çöküşünün sorumluları listesine inançları, kültürü ve gelenekleriyle milleti de almıştır. Savaşlarla, salgın hastalıklarla ve yenilmişlik duygusuyla perişan bir görüntü veren milletin yeni kuşaklarının dışarıdan damızlık erkek ithal edilerek yenilenmesi düşüncesini bile seslendirmiştir Abdullah Cevdet. Beddua eden çarpılıyor. Şimdi de onun torunları göbeklerini kaşıyanlar veya bidon kafalılar diyerek bakmıyorlar mı millete? Brecht'in bu millet demokrasiye layık değil, milleti fes edelim çözümlemesi bunların kafa yapılarını yansıtmıyor mu? Bunların bir bölümü de Abdullah Gül'den bir Abdülatif Şener üretme projesine takılmadılar mı? Bu projenin gerçekleşmesini de Pensilvanya'dan gelecek yeni bir bedduaya endekslemediler mi? Seçim sonuçları gösterdi ki kim beddua ettiyse o beddua edeni çarpıyor. Mehmet Barlas, Sabah